katlı olmasına gerek yok. Sadece benim kafama uygun bir kask. Bakayım bir. Neymiş bu? Midim. Parmağı delik dedik, avuç delikler. Delikini alayım bari. Ya da şunu verebilirim renkli. Burada sanki şey gibi. Yok bu bana uymadı. Yaklaş abi. Çok arka indikten sonra. Emre. Hayır. İndikten sonra Serkan abi. Kapat ayakta, alışkanlık olsun. Serkan abi hayır. Ha indikten sonra. Kapat abi ayaklarını. Motordan in abi. İndikten sonra. Anladım. Bu motorlarda yol motorundaki gibi üzerindeyken ayakta. Abi inemiyorum ki öyle. Tutsana. Ben de abi. Tamam. İn abi. Nasıl ineceğim? Motordan in. Oo Serkan abi yanarız ha. Vallahi yanarız bak söyleyeyim. Alışkanlık var ya. Evet. Yanarız. Ya bir şey söyleyeceğim. Zorluyor gibi geliyorum makineyi. Kaçıncı vites ne oldu? Zorlamıyorsun abi. Ver gazı. Motorun İki zamanlı olduğu için öyle geliyordur. Ver gazı yürüt. Ondan sonra vitese at yürüt. Vitese at yürüt. Korkma ya. Pır pır yapma. İki zamanlı olduğu için sana öyle geliyor. Evet abi. Şimdi öncelikle arazide motor kullanırken elimiz her zaman debriyajın üzerinde kalacak. Şöyle tek parmak kullanın. Ama size tek parmak zorlar. İki parmak kullanın. Evet. Ne kadar çok parmağı arttırırsanız bunu basmanız daha rahat olur ama haliyle dört parmak olduğu zaman ne olacak? Bak gidonu tutamıyorum. Ama böyle olduğunda ne yapıyorum? Sarıyorum gidonu. İki parmakla yine sararsın. Ne kadar çok parmağı azaltırsan gidonu sarma şeyin zor olur. Aynı şekilde elimiz ön frenin üzerinde de kalacak. İkisini de aynı anda kullanmamız gerekecek bazı yerlerde. Arka fren de aynı şekilde. Ön frenle arka freni aynı anda kullanıyoruz abiler. Asfaltta nasıl kullanıyoruz ön fren, arka fren? Bunda da hiçbir değişiklik yok. Yani yolda biniyormuş gibi aynı şekilde ön fren ve arka fren kullanıyoruz. Bundaki en önemli olay bütün olay aslında debriyajda bitiyor. Motorun seyir halindeyken her zaman ileriye bakalım. 20-25 metre ileriye bakalım ki örnek görüyorum buradaki çukuru gerideyken görüp ona göre yol haritası çizelim. Ama önümüze bakarsak, buraya bakarsak, çamurluğa bakarsak oradaki çukuru dibine gelince görürüz. Bakış gene her zaman. Bakış yine her zaman ileri. Nereye bakarsak oraya gideriz. Mantığı burada da geçerli. Şimdi haliyle motor hızlı giderken bir dengede durmak kolay, yavaş giderken bir dengede durmak kolay. Hızlı giderken dengede durmak kolay. Şu an deneme amaçlı iki ayağını kaldır, pekin üzerine koy, durmaya çalış. Haliyle ne yapıyor? Duramıyor. Çünkü motor hareket etmiyor. İkincisi ayaklarımızı şimdi gördüğüm için söylüyorum. Peklere basarken şöyle ucuyla basmak yok bizim. O yolda kaldı. Evet. Ayağımızın ortasıyla kullanıyorum. Fren böyle tak diye ayağımızın altında olacak. Ön fren elimizin altında olacak. Vites ayağımızın altında hemen tık 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 müdahale edebilir. Ortasıyla. Anladın mı? Yani virajlara girerken ayağımızı böyle oynatırız. Yeri gelir motorun önüne oturulur. Topuk kaldırılır, frene basılır ama her zaman frenler elimizin ayağımızın altında olacak. Siz kendi motorlarınızla arazide giderken de öyle. Frenleri belki böyle zaman kaybından dolayı hızlandırıyorsunuz, düşüyor. Tek fren ve debriyaj elimizin ve ayağımızın altında olmak zorunda. Böyle olursa korkmayız. Buradan da inebiliriz, buradan da çıkabiliriz. Hiç korkmayın. Motoru yürüttüğümüz sürece, akıttığımız sürece hiç korkmayın. Bazen yollarda burada gördüğünüz bilerek böyle yarıklar var. Yollarda böyle yarıklar var. Nasıl yarıklar? Mesela örnek veriyorum şuradan. Mesela ben çıkıyorsam mesela şu yarıktan çıkmam. Gelirim direkt buradan vurur çıkarım. Düz yol tercih ederim. Yarıklara girmemeye çalışacağım. Ama bazen yolumuz dar olacak. Yarıkların içine girmek zorunda kalacağız. Tren rayı misali. Nasıl dönüyor abi tekeri? Dümdüz dönüyor. Kanalın içinde, rayın içinde. Biz de yarıklara girdiğimizde çok ani gaz vermeyerekten debriyajı minik hamlelerle. Bakın debriyajı şöyle böyle kullanma şekli bu işte yok. Minik debriyaj. Minik hareketlerle motoru şöyle düşünün. Dar açıda dönerken debriyajı nasıl kullanıyoruz kendi motorumuzda yolda? Dengede durmuyoruz. Yarım debriyajla, yarım debriyaj, minik gaz, ön fren, gerekiyorsa arka fren, dördünü aynı şekilde kombine şekilde dönüyoruz değil mi? Aynen. Peki dar açıda dönmek istiyoruz. Hiç debriyajı kullanmadan dar dön bakalım. Ne olur? İş zorlaşır. Değil mi? Çünkü niye? Debriyajı aynı zamanda biz ne için kullanıyoruz? Hem motoru kaldırmak için hem fazla vermiş olduğumuz gazı öldürmek için de kullanıyoruz aynı zamanda. Dar açı dönerken debriyaj ve minik gazlar. Yarıkların içinde giderken yarıkların da şöyle düşünelim. Şimdi mesela düz yol değil mi burası? Burası düz yol. Düz yol ve yarığın içinden geçmemiz gerekecek. Frenle geldik, durduk yarığın içinde. Durduk önünde. İki ayağımızı açtık dengemizi sağlamak için. İki ayağımız yerde. Yarığın içine girdiğimiz zaman boyla alakalı problem de kalkmıyor. Ne oluyor? Motor daha çok gidiyor, ayakların daha iyi basıyor. Yarığın şekline göre düz tutuyoruz direksiyonu. Yavaş yavaş yürütüyoruz. Yarıktan çıkıyoruz ve ayağımızı kaldırıyoruz. Ayağımızı yarığın içinde hiçbir zaman peklerin üzerinde tutmuyoruz. Çünkü o kadar dengemiz iyi olmadığı için ne olur haliyle yarağa girdiğimiz zaman ön tekeri şöyle bile yapsan yarığın kenarına değse tak diye bizi düşürür. Onun için ne yapıyoruz? Ayaklarımızı açıyoruz ki yarıklarda zorluk yaşamayalım. Yarığın içinde giderken yarığı hiçbir zaman bitirmeden yarıktan çıkmaya çalışmayacağız. Çıkmaya çalışırsak ne olur? Ön teker kayar düşeriz ya da ön teker çıkar arka teker kayar düşeriz. Boşa atın motoru. Şimdi motosikletin vites bandı nasıl? 1, boş, 2, 3, 4, 5, 6 gibi. Şimdi motorla 4. vitesi, 5. vitese geldik. Debriyaja bastık, durduk. Motor 5. viteste. Çok kötü olmadı. Durduk. Motoru çalışırken kalkış yapacağız. Ne yapacağız? Debriyaja bastın. Motoru hareket ettirmeden debriyaja bastığında en fazla bir vites düşer. Hadi 2 vites düşsün. Ondan sonra vites inmez aşağıya. Aynen. Hareket et. Ne yapmak lazım? Bir dişlerin hareket etmesi lazım. Tamam. Debriyaja basıp fırlattan ileri gideceksin. Yine vitese dokunmaya devam edeceğiz. Tamam. Öyle birde olduğuna emin olacağız, ondan sonra yukarı alacağız. Tamam. Araba mantığında nasıl? Durduğumuz yerde arabayı 5. vitese takabilir miyiz? Takarız. 3'e takabilir miyiz? Takarız. Geriye de takarız. Çünkü niye? Her vites aralığında boş odası var. Evet. Bunda bir tane olduğu için buna da dikkat edin. Tamam. Okay. Bilginiz olsun tamam, diye söylüyorum. Dişlilerinizi seviyorsanız. Evet. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Rampın ortasında durursun ama sakin olmak lazım. Frenleri ani kullanmamak lazım. Heyecan yapmamak lazım. Onun dışında çok basit. Turun sonunda başladığınızdan bitişten itibaren diyeceksiniz ki abi arada 10 tane daha var diyeceksiniz. Bak buna emin olun. Sadece söylenenlere dikkat edelim, uygulamaya çalışalım. Yanlış yapalım. Doğruya ulaşmak için doğru yapıp yanlış yapamayalım. Problem yok ama yanlış yapmayalım. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Gayet güzel, çok güzel. Ama çok iyisin. Güzel. Bana bir şey demedin hocam. Şimdi göreceğiz, çözemedi. Ya yavaş yavaş görüyorum şimdi ben. Şu an ben hepinizi okuyorum. Zaten çalıştırma. Çalıştırmayın abi. Gel şimdi arkamdan gel. Ben de çalıştırmıyorum. Hadi gel. Vallahi iyi yine. Ben boşta mı yiyeceğiz şimdi hepimiz? olmayacaktı. Ama o çalışma anında biraz sizi heyecana soktuğu için böyle yaptım. Şu an motor çalışıyor olsa debriyaja bassan böyle bir stet gibi geleceksin. Emre, evet, tam ortaya, hatta seni şuraya alalım abi, gel abi böyle. Emre şimdi ben seni tutuyorum. Ayağa kalk abi. Evet. Şimdi ayağının, Serkan dinliyorsun. Görüyorum. Ayağının her zaman ortasıyla peklere basıyorsun. Evet, tamam. Frene basabiliyor ve vites attırabiliyor. Vites attırırken ayağını oynatabilirsin. Problem yok. Kaldırabilirsin. Ayağını böyle oynatıp altını sokup şey yapabilirsin. Ama fren ayağına, evet çok güzel. Evet bu. Şimdi dizlerini hiçbir zaman yapma. Hayır bu değil işte. Yanlış tuzu. Okay. Kolları da bırak. Dümdüz ayağa kalk. Direksiyonu bırak. Dümdüz ayağa kalk. Evet. Geri al dizlerini. Evet. Sık motoru tut. Şimdi direksiyonu. Sık motorla dizle. Hayır bak. Sık deyince öne alıyorsun. Öne alınmaz. Şöyle. Ayağının tutuk itibariyle topu dümdüz olacak. Tamam mı? Bu dizler hiçbir zaman buraya gelmeyecek. Tamam. Sizin motorda öyle. En ince noktasından tutacaksın. Düz bir şekilde. Sıktın motoru. Dirsekleri dışa doğru aç. Evet. Popoyu geri vermeden popoyu geri vermeden öne doğru motorun ön formu doğru eğil. Böylesin ya şu beli. Bak bak şu beli. Tamam. Şuradan şöyle öne doğru eğil. Evet. Evet eğil. Dirsekleri dışarı aç. Evet. Karşıya bak. Ayakta duruş pozisyonu bu abi. Dirsekli dizlerini böyle frene basarken oynatabilirsin. Ama bu dizler hiçbir zaman böyle açık. Aç. Aç. Böyle açık. Tut, bildiğin gibi yap. Böyle ayağını getirirdin ya öne. Bu şekilde tutunma yok. Böyle bir şey yok abi dünyada. Otur daha hayırlı. Eğer böyle motoru tutmayacaksan, doğru açı pozisyonda olmayacaksan, kolların doğru açıda olmayacaksa otur daha hayırlı. Otur şimdi. Anlatabildim mi abi? Ve bunu size şu anda ayağa kaldırmayacağım. Dönüşte ayağa kaldıracağım. Şimdi girerken arazinin biraz aralara gireceğiz. Dönüşte size düzden getireceğim ki ayağa kalkma stilini öğretmek için. Abi o yarığa girecektin abi. O yarığa girilecek. Uyanıklık yaptım, yarıya girmedim. Hoca kızdı. Niye girmiyorsun yarıya? Bence hocam giderken yine söyler misin, en iyisi sen demiştin onu. Sensin abi Serkan abi. Ben seni ya. Aşk olsun abi ya. Serkan abi aşkım nasıl ama? Nasıl teker aldı orada gördün mü? Nasıl abi, bayrak gibi geliyor böyle yarıkta. Aynen. Erkin abi oraya geçemiyordu bile ya. Adam tekerle geliyor. Mıcırlık taşlardan hiçbir zaman debriyajı böyle tamam, sert hamlelerle şey yapma. Tatlı bir şekilde pati çektirmeden kaldır. Yavaş yavaş hızlandır. Okay, tamam. Anlatabildim mi abi? Evet. Motor kalktıktan sonra yavaş bir şekilde hızlandırıyor. Hepimizde ani hızlandırmak yok. Var. Aynen. Motor şeydeki yoldaki gibi düşün. Ya. Şimdi biz asfaltta hep kalkmışız. Yol yapmışız ya. Onun için daha dönüşlü yerlerde debriyajı yarım bitiyoruz. Ne yapacaksın? Nasıl yapacaksın? Debriyajı daha soft kullanmayı, debriyajı daha sık kullan. Sana naçizane fikrim yol motorunda. Tamam. Boş bir alana gidiyorsunuz. Taş koy aralara. Yavaş debriyajla, minik gazlarla aralardan dönmeyi çalıştır. Emre. Tamam. Anladın mı? Yol motoruyla. Şey. Yavaş dönmeyi, dar dönmeyi. Dur senin etrafında dönsün, dar açıyla dönsün. Orada debriyajla. Şey için. Tamam. Aynen. Debriyajla. Şimdi bizde şu var. Debriyajı bıraktık, gaza verdik, motor bizi kaçırıyor. Hadi. tehlike olarak gördüğümüz şeyleri minimize etmemiz lazım. Eğitimin ne hoşuna gitti hocam, itiraf edeyim. Yani bunu seyreden arkadaşlar da dinlesin. Benim gözümden görebilerek bana geri dönüş yapıyorsun. Evet. Mesela sen tecrübelisin, hocasın ama ya şey demiyorsun, bazı hocalar vardır dersten soğutur. Mesela ben biyoloji öğretmenimi hiç sevmezdim. İsmini dahi hatırlıyorum da buradan söylemeyeceğim. Biyoloji dersini sevdiremedi bana. Ama matematiği sevdiren hocam oldu. Neden sevdirdi? Çünkü benim gözümden niye anlayamadığımı bilerek bana anlatmaya çalıştı. Sen de öyle anlatıyorsun. Teşekkür, o yüzden teşekkürler. Çok Allah razı olsun. Eksik olmayın. Ayaklarınıza sağlık. Güzel. Hocam biz bu şeyi gördük. Yol şeyinden çıkmak gerektiği mantığını daha sonuna doğru atabiliyoruz. Evet. Evet. Bak açık konuşayım. Ama o debriyaj olayını ya böyle diyorsun ama evet, uygulamaya gelince bugün... Hocam her şey için teşekkür ediyorum. Hakkını helal et. Gerçekten çok mutlu oldum. Çok güzel oldu. Domates de güzel. Evet, bir yandan da yiyoruz ama. Sakın abartma. Kısa keseyim. Harika bir gündü. Sizlerle motosikletli çiftte, İbrahim'le Enduro Park'ta müthiş gün, güzeldi. Ayrıca çalıştırdığın insanlar da çok tatlı insanlar, çocuklar, terbiyeliler. Teşekkür ederiz. Onlara da buradan sevgi saygılar. Teşekkür ederiz bütün çalışanlarına. Seko THE SAKAL olarak bu seferlik bu kadar. Başka bir eğitimde, başka bir şeyde, platformda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, geldim. Altı.